Kaan Temeltaş, senin de bahsettiğin gibi yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saat 16.40 civarlarında yaşandı binanın yıkılması. Bir artçı deprem olmadı, bir sarsıntı olmadı. Ağır hasarlı bir binaydı burası. Hemen merkezde, Şanlıurfa merkez ilçesinde bulunuyor burası. Şanlıurfa merkez ilçesinde bulunan bu noktada Haliliye'de burası stat apartmanı A blok, 6 katlı bir apartmandı burası. Hiçbir sarsıntı olmadı. Ağır hasarlı olduğu için 6 Şubat'ta yaşanan o büyük depremlerde kendi kendine bulunduğu yerde yıkıldı. Biraz önce bilgileri veriyorduk. Burası, bu yol kapalı diyorduk. Fakat etraftan aldığımız bilgiye göre, ben de buraya Şanlıurfa'ya çok geldim gittim, bu yol kapalıydı. Fakat 4-5 gün önce bu yol trafiğe açılmış. Binanın yıkılış anlarına baktığımızda karşı şerit gibi görünüyor ama hemen binanın önündeki bölünmüş o otobüslerin bulunduğu bölüm. Neyse ki bir can kaybı yaşanmadığı bilgisini aktaralım. Bir kişi buradan geçerken yürüyen vatandaşlardan birinin ayağına bir moloz parçası geldiği için yaralandığı bilgisi aktarıldı. Onun sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Fakat bir kişiyi, etraftaki esnaf ve vatandaşların bir kişinin binanın içinde olduğunu söylediler, dile getirildiler. Hal böyle olunca hızlı bir şekilde o bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Oldukça kalabalık bir ekip. Arama kurtarma gönüllüleri, AFAD arama kurtarma ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bu noktada arama çalışmasına başladılar. Aramalar devam ediyor. 16.40'da hemen sonra binanın yıkılmasının ardından hemen sonra bu çalışmalar başlatıldı. Fakat şunu aktaralım. Bu bölgede sadece bu bina, stat apartmanı A blok ağır hasarlı değildi. Hasarlı binalar, ağır hasarlı binalar var. Hemen sağ ve solunda bulunan iki binada ağır hasar var. Ekipler çalışıyor ama sağ ve soldaki binalar ağır hasarlı olduğu için çalışan ekiplerin bir gözü sağdaki binada, bir gözü soldaki binada. Ekipler o binaları da gözlemliyorlar. Çünkü ağır iş makineleri çalışıyor, diltiler çalışıyor. Herhangi bir binalarda hareketlenme olursa ya da binalarda bir sarsıntı hissedilirse hızlı bir şekilde o gözlemleyen kişiler arama kurtarma ekiplerine diyecekler ki bu noktadan hızlıca çıkın, binalar sallanıyor diyecekler. Fakat sadece bu iki binada değil, burası merkez ilçe Haliliye. Hemen yan taraf Atatürk Bulvarı, merkezi bir nokta. Hemen karşısında bir alışveriş merkezi var. Yıkılan stat apartmanı A bloğun. Diğer taraftaki binalarda da hasar var. Onları da ekranlarınıza getirmiştik. O binalar da hasarlı. Şanlıurfa'da vali ve belediye başkanının verdiği bilgiye göre 2700 hasarlı, ağır hasarlı bina var Şanlıurfa'da. Hani deprem 11 ilde hissedildi. 11 ilde de yıkıma neden oldu. O yıkıma neden olduğu illerden biri burasıydı, Şanlıurfa'ydı. Ağır hasarlı binaysa, hasarlı bina sayısı ise 2700 bina. Yani çok sayıda binanın hızlı bir şekilde yıkımının yapılması gerekiyor. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman drone kamerası görüntüleriyle ekrana yansıtıyor. Ekipler hala çalışmalarına devam ediyor. Hava kararmasıyla birlikte ışıklar açıldı, jeneratörler açıldı. Onlarla birlikte bir çalışma yapılıyor. Tabii bunun yanında iş makinelerini de görüyorsunuz. İş makineleriyle çalışılmasının en büyük nedeni şu: düzenli bir çalışma yapabilmek adına yana doğru, yani yola doğru yıkılan stat apartmanı A bloğun üst tarafından kontrol ede ede ekipler, aşağıda bir canlılık varsa onun kontrolünü yapa yapa üst katlardaki blokları alıp burada hemen kamyonlara yükleyip bu noktadan uzaklaştırıyorlar. Vinçlerle üstteki ağır bloklar kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde aşağısı kontrol edilerek kat kat inilmeye çalışılıyor. Bir kişinin enkazın altında olabileceği şüphesi üzerine bu aramalar yapılıyor. Ama bizim buraya ulaştığımız andan itibaren termal kameralarla inceleme yapıldı. Bir ısı tespit edilmediği bilgisini CNN Türk ekranlarında vali de paylaşmıştı. Şanlıurfa valisi de paylaşmıştı. Ardından sesle dinlemeler yapıldı. Yani hassas cihazlarla bu enkazın altına dinleme yapıldı. Ekipler susturuldu. Cihazla dinleme yapıldı. Daha sonra o hep duyduğumuz, içimizi böyle yüreğimizi acıtan ama umutla da dolduran "sesimi duyan var mı" cümlesiyle içeriye seslenildi. Hatta binanın sol tarafından seslenildiğini söyleyebiliriz. O sese karşı da
henüz bir tepki gelmedi. Sesimi duyuyorsan bir yere sürtün ya da bir yere vur dedi ekipler ama bir cevap gelmedi. Daha sonra Maşa arama kurtarma köpeğiyle enkaz üstünden bütün ekip indirildi. İki kere Maşa ile arama kurtarma köpeğiyle enkaz üstünde stat apartmanı A blokta inceleme yapıldı, arama yapıldı ama Maşa arama kurtarma köpeği herhangi bir tepki vermedi. Eğitmeniyle de konuştuğumuzda tepki vermedi ama bu aramalar devam edecek demişti. Üstteki bloklar kaldırıldıkça daha Maşa'nın aşağı taraflara girme imkanı olduğu sürece bu çalışmalar devam edecek. O yüzden arama kurtarma ekipleri aldığımız bilgiye göre o katmanları kaldırarak devam ediyor. Ara ara termal kameralarla içeride bir ısı alınabiliyor mu ona bakıyorlar ve bunun yanında ara ara yine sessizlik isteyerek sesle içeride bir canlılık var mı onu duymaya çalışıyorlar. Arama çalışmaları hınmalı bir şekilde devam ediyor. Işıklar açıldı. Işıklarla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir kişinin içeride olabileceği ihtimaline karşı bu aramayı yapıyorlar ama şunu da hatırlatalım. Umarız tabii hem tüm ekiplerin hem bizlerin hem biliyorum ekran başındakilerin tek dileği, tek umudu umarız enkaz altında kimse yoktur. Bu umut ediliyor ama etraftan, esnaftan, buradaki vatandaşlardan gelen bilgiye göre enkaz altında birisi olabileceği söylendi. Bu çalışma o yüzden yapılıyor. Drone kamerasıyla da görüyorsunuz. Ekipler yukarıdalar. Oldukça kalabalık bir ekip var. Şu an itibariyle de bir ağır bloğa ekipler bir hilti ile delik açtılar. Ondan zincir geçirdiler. O zincirle birlikte o ağır blok vinçle kaldırıldı ve şimdi kenara doğru alınacak. Daha sonra buradaki ekskavatörler tarafından hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılacak. Bu çalışma oldukça önemli. Neden önemli? Bu çalışmayla birlikte aslında arama kurtarma ekiplerinin hızlanması sağlanıyor. Hız çok önemli. Depremi yaşadığımız sürecin başından sonuna kadar arama kurtarma çalışmalarında bunu gördük. Bir saniye, bir dakika çok önemliydi. Hızla enkaz altında kalan depremzedeye vatandaşımıza ulaşmak için ekipler yoğun bir çalışma yaptılar. O çalışmaların hızlı olması neden önemli? Aşağıda eğer depremzede sıkıştıysa, nefes alması güçse, eğer oradaki yaşam alanı darsa hızla ulaşmak çok çok önemli. Hayatta kalabilmesi için, hayattayken kendisine ulaşılabilmesi için. Şimdi Halil Kahraman da sizlere gösteriyor oradaki çalışmayı. Vinçle birlikte ağır yük, ağır beton tablası o noktadan enkazın üstünden uzaklaştırıldı. Muhtemel ki ekipler şu anda görüyoruz. Hemen o beton bloğun kalktığı noktaya dikkatli bir şekilde bakıyorlar. O noktada dikkatli bir arama yapıyorlar. Çünkü eğer içeride birisi varsa o kişi orada olabilir. Ses alınmadı, ısı alınmadı ama neden bu çalışma yapılıyor? Çok büyük katmanlar vardı. O katmanların altına ulaşabilmek için belki depremzede eğer enkaz altında kaldıysa ki umudumuz kalmamış olması herhangi birinin o noktada kendisine ulaşmak için çalışmalar yapılıyor. Arama kurtarma çalışmaları bir kişinin enkaz altında kaldığı düşünüldüğü için yapılıyor bu noktada. Burası Şanlıurfa'nın en merkezi noktalarından biri. Şanlıurfa'ya gelenler varsa, Şanlıurfa'yı bilenler varsa Atatürk Bulvarı burası. Haliliye merkez ilçesi. Çok pardon, Şanlıurfa'ya gelen birisi muhtemelen bu caddeden geçmiştir. Merkezi bir nokta olduğu için bir alışveriş merkezinin karşısı burası. O yüzden kalabalık olabileceğini de düşünüyor ekipler. İhbarlarda vardı bir kişi enkaz altında kalmış olabilir diye. Belki başka birinin de kalma ihtimaline karşı hızla bu noktada çalışmalar yapılıyor. Ama arama kurtarma ekipleri de bu çalışmalarını yaparken çok dikkatliler. Çünkü binanın hem sağında hem solunda bulunan iki tane blok var. O blokların da ağır hasarlı olduğu düşünülüyor. Şimdi arama kurtarma çalışmalarını da gösterelim sizlere. O yüzden ekiplerden iki ekip, biri sağdaki binayı, biri yıkılan stat apartmanı A bloğun soldaki yani B bloğunu gözlemliyorlar. Eğer bir hareketlilik olursa, eğer bir risk teşkil eden durum olursa o ağır hasarlı binalarda hızlı bir şekilde arama kurtarma ekibinin yıkılma ihtimaline karşı enkazın üstünden çıkması gerekiyor. Bu çalışmaları farklı noktalarda da
gördük. Farklı noktalarda da bu çalışmalar yapılıyordu. Şimdi bir ağır hasarlı yüksek bir bina varsa enkazın sağ ya da sol tarafında, ekipler buna çok dikkat ediyorlar ki arama kurtarma ekiplerinin de hayatını tehlikeye atmamak için. Şu an Halil Kahraman'ın sizlere gösterdiği nokta biraz önce beton bloğun bulunduğu nokta. Hiltilerle oradan kesildi, kenarlardan bir delik açılarak o delikle birlikte bir zincir geçirildi. Vincin taşıyabileceği ve vinçle o noktadan alındı beton. Beton blokların kaldırılması önemli. Eğer biri, bir canlılık, bir vatandaş depremzede bu enkazın altındaysa hızlı bir şekilde ona ulaşmak için üst katmanların kaldırılması gerekiyor. Çünkü baktığımızda hem bu stat apartmanı A blok, hem yola doğru hem de üstüne doğru bir çapraz ezilme söz konusu. Bloklar üst üste gelmiş. Yanındaki binalara da baktığımızda, çevredekilerle de konuştuğumuzda bu binanın yaşlı bir bina olduğunu söylediler. 30-40 yıllık olabileceğini bize belirttiler. Dolayısıyla eski bir binaydı. Herhangi bir artçı deprem ya da deprem olmadan bu bina yıkıldı. Bu da aslında bizlere herhangi bir şekilde deprem bölgelerinde, özellikle 11 ilde hasar almış, ağır hasar almış binalara girmememiz gerektiğini, yaklaşmamamız gerektiğini bize tekrar tekrar hatırlattı. Bir vatandaşımız düşen moloz parçasının etrafa yayılması nedeniyle ayağından yaralandı. Bir kişinin de enkaz altında kalmış olabileceği düşünüldüğü için hızla taramalar yapılıyor. Yoğun bir kalabalık görüyorsunuz arama kurtarma ekiplerinde. Arama kurtarma ekipleri enkazın üstünde kalabalık ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Saat 16.40 civarlarında binanın yıkıldığı haberi geldi. Hiçbir deprem olmadan, artçı sarsıntı olmadan bu bina yıkıldı. Ardından ekipler hızla bölgeye geldiler. Güvenlik çemberini aldılar. Bir kişi yaralanmıştı ayağından molozlar nedeniyle. Fakat bir kişinin de enkaz altında kalmış olabileceği ihbarında bilgisini paylaştı buradaki esnaf ve vatandaşlar. Durum böyle olunca hızla bir arama kurtarma çalışmasına başladı ekipler. Buraya geldikleri, çalışmayı başladıkları andan itibaren gördüğünüz gibi havanın kararmasıyla ışıklar da açılarak bu noktada çalışmalar sürdürülüyor. Nasıl bir çalışma yapılıyor? Tek tek bloklar kaldırılıyor. Blokların altına bakılarak ilerleniyor. Ama zaman zaman 4-5 kere sessizlik istendi. Sesle arama yapıldı. Hem hassas cihazlarla hem de sesli olarak içeriye seslenildi. Sesimi duyan var mı cümlesi kullanıldı. Eğer sesimi duyuyorsan bir noktaya vur ya da elini sürt denildi. Hassas cihazlarla duyabilmek için. Fakat bir ses ya da bir ısı içeriden alınmadı. Yine de bu çalışma hummalı bir şekilde gördüğünüz gibi devam ediyor. Devam etmesinin nedeni içerideki vatandaşın belki sesinin alınamamış olabileceği ama orada hayatta olabileceği bir kişinin ihtimaline karşı bu arama kurtarma çalışması yapılıyor. Ama dileğimiz şu ki, umudumuz şu ki o esnafın, vatandaşların verdiği bilgiye göre, bir kişinin içeride olabileceği söylemine göre dahi içeride hiç kimsenin olmamış olması umudunu taşıyoruz burada. Neden kalabalık bir ekip çalışıyor? Birçok farklı noktadan, belirlenen noktalardan o binalar, yani muhtemel ki kat blokları tek tek kesiliyor. Her noktadan, kesilen noktalardansa daha sonra oradan vinçle ağır beton bloklar kaldırılıyor ve kenara alınıyor. Kenara alındıktan sonra da ekskavatörlerle, makinelerle buradan ekipler hızlı bir şekilde o enkazı kaldırıyorlar. Bu enkazın da hızlı bir şekilde kaldırılması önemli. Çünkü bu sayede ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Şunu hatırlatalım. Vali dile getirdi, belediye başkanı dile getirdi. Bütün uzman ekipler, yetkililer dile getiriyor. Lütfen bölgelerde, deprem bölgelerinde ağır hasarlı, hasarlı binaların yanına yaklaşmayın. Çünkü o binalar her an çökebilir, yıkılabilir. İçindeyseniz, etrafındaysanız o
noktada zarar görmeniz, hayatınızı kaybetme ihtimaliniz var. Bu yüzden ağır hasarlı binalara girmeyin, eşya taşımayın, ağır hasarlı binaların, hasarlı binaların yanında gezmeyin diyor ekipler. Bunu tekrar hatırlatalım. Bir deprem olmamasına rağmen arkamda görmüş olduğunuz stat A bloğu 6 katlı apartman çöktü. Ağır hasarlı binaların çökme ihtimali var. O yüzden uzak kalınmalı. Çalışmalar devam ediyor. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan ihbarlar doğrultusunda. Umarız enkaz altında hiç kimse yoktur. Ama varsa o kişiye ulaşmak için ekipler hızla çalışıyorlar. Eğer biri varsa onu canlı bir şekilde kurtarmak için tekrar hatırlatalım. 2700 ağır hasarlı ve hasarlı bina var Urfa'da. Bunlara girmeyelim. Dikkatli olalım ekipler diyorlar. Biz haber nöbetimize devam ediyoruz. Sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Gelişmeleri aktaracağız. Kaan.